Her kalıp sabun bir akittir. 20 bin kalıp sabunun varsa 20 bin kişiyle akit imzalıyorsun demektir. Bu sabunu alan kişiye kalite, temizlik, hayal kırıklığı yaratmadan umduğunu aynen vermen gerekir demişti Mehmet Rıfat Bey'in babası Abdülvahap Efendi. Sizin sabununuz her şeyin en iyisinin tahsis edildiği insana hitap edecek. Sen de ona sabun yapıyorsan güzel yapmalısın. 1927'de Erzurum'daki derme çatma sabunhanede babasının sarf ettiği bu sözler, Mehmet Rıfat Bey'in tüm hayatını etkileyecek ve ev yapı geleceğe taşıyacaktı. Hikayemiz böyle başladı. Çalışkan, idealist, meraklı Mehmet Rıfat Bey'in sabun aşkıyla. Tüm zorlu koşullara rağmen, yıllar içinde Mehmet Rıfat Bey'in sabunlarının ünü Erzurum'un sınırlarını aştı. 1930'lu yıllarda Evyap, bölgesel bir marka olma yolundaydı. 1932'de Mehmet Rıfat Bey'in oğlu Fikret dünyaya geldi. Fikret, kardeşleri gibi her köşesini sabun kokusunun sardığı bir ortamda büyüdü. Valla şimdi ben çocuktum. Tabii babam evin yanında ahır gibi, o zaman atlar, inekler falan da vardı evimizin yanında. Onların yanında öyle bir sabun kazanı koymuş. Sabunculuk başlatmıştı evin yanında. Yanındaki sabunhanede. Erzurum'da sabun fabrikası diye bir şey yokken babamın yaptığı işler, çıktığı işlerin hepsi ticaret, kar fizibilitesine dayalı işler değil. Ama benim sabun sevgim onların hepsini kullanılır hale getirdi. Ben sabunun aşıkı adamım. Yani şimdi bir lavaboda bir sabun, bir kalıp sabun güzel gelmiş mesela. Çatlağı yok, pürtüğü yok. Kaymak gibi, mis gibi kokuyor. Öpmeden bırakamıyorum. Sabun öpülür mü? Sabun öpen adam diye bir şey yazsanız işte o benim. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Mehmet Rıfat Bey, kar gözetmeksizin elindeki tüm imkanları ordunun emrine vermekten mutluluk duyacağını dile getirdi ve 4 yıl boyunca Erzurum'daki birliklerin sabun ihtiyacını karşılamakla görevlendirildi. Yani 1938'de tren geldiği zaman Erzurum'a, Erzurum'da 3. Ordu Komutanlığı var. Ve tutuyorlar Erzurum'da Abdurrahman Nafiz Gürman Paşa diye bir paşa vardı. Sabunu bulun diyor. Askerin sabunu yok. Ve sonra duyuyorlar Erzurum'da bir tane de sabuncu var, bir kıçı kırık ev yap. Rıfat ev yap. Babamı çağırıyorlar. Biz diyorlar askerimiz sabunsuz kaldı. Sizde de sabun vardır herhalde. Bize satar mısınız? Babam da diyor ki devlet bizim devletimiz, ordu bizim ordumuz. Her şey emrinizde. Ne istiyorsanız gelin alalım, yapalım, verelim. Ve sabunlar yapıldıktan sonra da asker de memnun, alıyorlar istedikleri kadar. Para fiyat soruyor paşa. Babam diyor ki ben utanırım, kendi orduma sabuna para mı alacağım? Mehmet Rıfat Bey için daha büyük düşünme zamanı gelmişti. 1943'te ailesiyle birlikte İstanbul'a vardığında İçinde müthiş bir heyecan, cesaret ve umut vardı. İstanbul'da ev ve sabunhane olarak kullanılan ilk mekan Vaniköy'de, o sıralarda Kandilli Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı'nın hizmet binalarından biriydi. Daha sonra imalathane, ticaretin kalbi Tahtakale'ye taşındı. Evyap, her geçen gün kaliteli sabunlarıyla tanınan bir marka haline geliyordu. Buna rağmen 1950'de işler bozulmaya başladı. Ülke sıkıntılı günler geçiriyordu. Fikret Evyap, Robert Koleji bırakıp babasına destek olmaya karar verdi. Genç Fikret'in katılmasıyla Evyap tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 1955'te müşterilerden tıraş sabunu için yoğun talep geliyordu. İşte bu sırada Arko markası doğdu.
Aris İnciyan'ın sabun fabrikasını devralan Mehmet Rıfat ve Fikret Bey'in amacı en üst kaliteye sahip tıraş losyonunu üretmekti. Aris İnciyan'ın o sırada en büyük değeri Aris'in tıraş sabunuydu. Aris'ini en iyi şekilde piyasaya sunma hazırlıkları devam ederken Mehmet Rıfat ve Fikret Bey hızlı bir çözüm olarak önce Arko'yu çıkardı. Arko o kadar tutuldu ki daha sonra piyasaya sundukları birinci sınıf Aris'in tıraş sabunu Arko'nun karşısında tutunamadı. Arko bugün dünyanın en başarılı bölgesel tıraş markası. Pırıl pırıl bir marka oldu Arko. Yani ben böyle bir sadakat görmedim. 1956'da yola sağlam bir şekilde devam edebilmek için Tahtakale'den taşınma zamanı gelmişti. Arayışlar başladı. Ev Yapın Silahtar Ağı Fabrikası 1958'de Abdülvahap Efendi'nin duasıyla açıldı. Ya Rabbi, bu sabun fabrikasının sahibini, bu iş yerini yaptıranı, bu iş yerinde çalışan usta ve işçileri, çalıştıran mimarı, buraya katkıda bulunanları Ümmet-i Muhammed'e dahil eyle. Ev Yap, İstanbul'da ilk kez kendi mülkü olan bir binada 9 çalışanıyla faaliyet göstermeye başladı. Burada fabrikayla ev aynı yerdeydi. Mehmet Rıfat Bey de her zaman işçilerini bir baba gibi sevip korurdu. Ev fabrikanın üstündeydi. Silahlarda öyle bir şey yapıldı. Hem işe hakim olmak hem eve ataerkil bir düzen. Dolayısıyla işte montajlar vesaireler hatırlarım. Anneme gecenin yarısı. Bilmem ne ustalar burada, hele bir bize bir kahvaltı, bir yemek, bir şey yap diye. Öyle bir yaşam tarzıydı. Vallahi eski Türk kültürünün geldiğinden hakikaten çalışan, işçi, emeğe geçene bir babalık, bir reislik yapma doğasında vardı. Herhalde Anadolu insanı da o. Güzel babalık yapardı herkese. Fikret Bey 1958'de krem işine girmeye karar verdi. Piyasada güçlü rakipler olmasına rağmen Fikret Bey büyük bir kararlılıkla Arko kremi piyasaya sürdü. Babamın da vazgeçilmez, abimin de bir düsturu vardır. Yapacağının en iyisini yap, para her zaman gelir gider. Yani müşteri memnuniyeti başlıyor. Çok doğru bir bakış. Öyle bir Arko kremiyle başlandı. Hakikaten piyasa tuttu. Yıllarca aldı gitti. Güzel bir piyasa duayenliğini yaptı Arko kremi. 1967'de dünyada çağ deterjan çağıydı. Deterjana yapılacak yatırımlar daha karlı sonuçlar verebiliyordu. Buna rağmen Fikret Evyap, babasının sen sevdiğin işi yap öğüdünü dinledi ve deterjana değil sabun makinelerine yatırım yapmayı tercih etti. Şimdi orada deterjan almış başını gidiyor idi. Yani şimdi deterjan yaparak 100 kuruş kazanılacak yerden sabun yaparak 90 kuruş çıkıyorsa ben onu tercih ediyordum o zaman. Yani sabunun leğene haksızlık yapıyorduk belki deterjana bilmem neye. Ama sonunda Allah'a şükür biz ta Brezilyalara kadar sabun yükledik, sattık. Bir mesleki çok sevince, menfaat ikinci plana düşünce ayrı bir dünya, ufuklar doğuyor. Seviliyor tabii. Abim benden çok sever sabunu. Ben daha çok makine, motor vesaire severim. Ekmeğimiz sabun. Mesela firmada bir şey vardır. Ki babam hep ondan şey olur. Ne yapsanız makine orada burada sabun parçacıkları düşer yere. Ona en ufak bir toleransı olmazdı. O ekmeğimizdir. Git yerden al çabuk. Çöpe de atılmaz. Temizle gene at sabunun içine. Mesela sonraki yıllarda birçok dünyada sabun fabrikası gezdik gördük. Kimsenin umurunda değil. Yerlerde sürünüyor, atılıyor, çöpe gidiyor. Sabuna olan bir saygımız ve sevgimiz var şüphesiz. İlk otomatik üretim tesisine yaptığı yatırım atağıyla Evyap 1967'de sektörün öncüleri arasında yerini aldı. İtalyanlarla beraber yıllarca daha iyi, daha hızlıyı yapma şeyinden epey bir eser bırakmıştık gerilerde. O işte bana nasip oldu işin tekniğini yürütmek. Ama en zevk aldığım şeydir. Ne maç, ne futbol, ne başka bir eğlence.
mekanik, teknik bir şeyle uğraşmak. Yalnız Fethi'de teknik kabiliyet Allah vergisi var. Sabun hevesi, merakı da bende var. Bunun ikisi bir araya gelince samanlık seyren oldu. 1967, Duru markasının da doğduğu yıl oldu. Fikret Evyap'a göre bir sabun fabrikasının belini doğrultacak iş, her işe yarar bir sabun yapmaktan geçiyordu. Tuvalet sabunu kalitesinde çamaşır sabunu için isim arayışı günlerce sürdü. Sonunda Fikret Evyap'ın ağzından çıkan isim herkesçe kabul edildi. Duru. 1970'lerin başında çok uluslu şirketler Türkiye pazarında hızla güçleniyordu. Evyap'ın onlarla rekabet edebilmesi için pazarlama faaliyetlerinin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyordu. Böylece reklam çalışmaları başladı. Biz de evlerimizde haftada bir Duru bitirelim. Sağlıklı temizlik için işte Duru'nun 24 çeşidi hazır. Alalım birini ve bir haftada bitirelim. 1970'li yılların ortalarına doğru silahtar ağı fabrikası yetmez oldu. Artan talebi karşılamak için hem su temini kolay hem de şehre yakın olan Ayaz Ağa'dan bir arazi satın alındı. Fabrikanın temelinin atıldığı 1975 yılında ülke çalkantılar içindeydi. Böyle karışık bir ortamda Fikret Bey'in yeni yatırım girişimi sadece babasından destek gördü. O günlerde öyle bir yetmez oldu silahtar ağa tesisi. 75'te temel atıldı Ayaz Ağa'nın. 80'e doğru taşınmaya başladık. 80'de de zaten bütün o tonaj artışı, İran talebi, arkadan Rus talebi hep orada. 70 ve 80'li yıllardır ağırlıklı. İyi bir cevapları verdik, karşıladık. Çok şükür yüzümüzün akılına çıktık. Ayaz Ağa fabrikası 1980 yılında faaliyete geçer geçmez İran'dan sipariş alındı. Ve büyük bir telaş başladı. Evyap çatısı altındaki herkes gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Teknik işlerin başında tabii ki Fethi Evyap vardı. O günlerde 80'lerin başı, sokağa çıkma yasağı var Kenan Evren'in 12 Eylül'ü. Biz gece gündüz montaj yapıyoruz. Yanımızdaki teknik ekip, bir yandan imalat yapılıyor. İş sabaha kadar sürüyor. Yatağa döşeye attım orada bir kata. Şaka maka 5-6 sene Ayaz Ağa'da bekardım da o zaman. Güzel bir sabah kalkıp işin montajın başına, üretimin başına, akşam olunca sokağa çıkma yasağı da başlayınca yukarı çıkar uyurdum. Güzel bir dönemdi. Yani bizim bir mutlu sabunistan idi orası. İran'la başlayan ihracat ve yeni fabrikanın sunduğu olanaklar, Evyap'ın yükselmesinde, büyük ihracat hamleleri yapmasında çok önemli bir rol oynadı. 1980'lerin sonuna gelindiğinde Türkiye'nin 100 büyük şirketi arasındaydı. Bugüne gelmede beraberliğin çok büyük tabii payı var, sırt sırtta olmak. Aynı sevinci, aynı konuda beraber yaşamak, aynı üzüntüyü de. Bunlar çok mühim şeyler. İnsana da insan ediyor tabii. Çok şükür iyi bir mücadele verdik, bugünlere geldik. İyi de bir ekip vardı, iyi bir ekiple yaptık bütün eserleri. Zaten iyi bir ekibiniz olmazsa ne olursanız olun bir yere gidemiyorsunuz. Adam, adam, adam. İşin anayasası. 1989 yılında ilk kez bir Ar-Ge departmanı kuruldu. Ve tabii ki ardından yepyeni ürünlerle tüketicinin karşısına çıkıldı. Kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğini artırmak, şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, aftershave, parfüm ve deodorant gibi alanlarda pazara yeni ürünler sunmak alınan en önemli kararlardan biriydi. Tüm bunlar gerçekleşirken 19 Ocak 1992'de Mehmet Rıfat Evyap 90 yaşında ardında altın kurallar bırakarak hayata veda etti. İşini çok severdi. Ailesine çok çok düşkündü, çocuklarına.
hem bir iş adamı, iş yöneten, hem aile yöneten olarak hakikaten değişik bir kişiliği vardı. Bugün tabii o gün tenkit edip bugün canı gönülden katıldığım yüzlerce, binlerce mesele var. Yaşadıkça gerçekleri daha görüp daha başka bakıyorsunuz dünyaya. Yaşlanmak da güzel bir şans. Düşünce mirası unutmadığım mesleğe bana bir nasihatı vardır. O günler bir kulağımdan girdi, birinden çıktı. Bana cücüğüm derdi. Soğanın o cücük müdür ortasındaki? Bir gün aldı, yaşta kaç öyle, 30'lu yaşlar filan. Dedi bak cücüğüm, hayatta kanaat çizgini çekeceksin. Üstüne çıkarsan şükret, otur. Altına inersen sıva kolları girişe. Bu kanaat çizgisi kelimesi hakikaten bir yerden girdi çıktı. Bugün bakıyorsunuz, kanaat çizgisini koymuşsanız eğer, arayışlarınız, yaşam tarzınız birçok şeye çeki düzen geliyor. Mehmet Rıfat Bey'in anısına kurulan Mehmet Rıfat Evyap Endüstri Meslek Lisesi bugün Türk sanayine nitelikli insanlar yetiştiriyor. İnşasının ardından milli eğitime devredilen Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu, Hedise Evyap İlköğretim Okulu, Mürüvvet Evyap Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ülkemizin çocuklarını geleceğe hazırlıyor. Evyap Hamidiye ve Abdülvehhab Evvap camileri de ailenin ismini yaşatmaya devam ediyor. 2000'li yıllara yaklaşırken, kaliteli ürünlerin üreticisi, onlarca markanın yaratıcısı, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayan bir kuruluş vardı. Ama dünya hızla değişiyor, tüm üretimin tek bir noktadan yapılıp dünyaya dağıldığı model geçerliliğini yitiriyordu. Ulaşılması güç pazarlara girebilmek için 1999 yılında Mısır'da yeni bir fabrikanın temelleri atıldı. 2002'de faaliyete geçen fabrika, Evyap'ın uluslararası ilk yatırımıydı. Kısa sürede başarıya ulaştı ve Mısır pazarının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Her şeyden önce Mısır, bizim Türkiye sınırları dışındaki ilk yabancı yatırımımızdır. Bir kere şirketimizin uluslararası kişisel bakım oyuncusu yolculuğunda dolayısıyla çok önemli bir kilometre taşı. Biz Türkiye dışında insan çalıştırmayı, işe alım yapmayı, bilanço kapatmayı, fatura kesmeyi ilk Mısır'da yaşadık. Dolayısıyla bir deneyim anlamında bizim için çok önemli bir kilometre taşıdır. 2003 yılında Evyap, kendi limanı Evyap Port'u kurdu. Fikret Bey'in sabunu sağlama alma içgüdüsü, Fethi Bey'in diversifikasyon isteği bir araya geldi ve biz 2001 yılıydı sanıyorum, limanda Kirazlıyalı'da kazık çakmaya başladık. 2003 yılının bir Ocak ayının bir akşamı bütün Evyaplılar olarak Kirazlıyalı'da limanda buluştuk ve ilk gemi yanaştı. Çok heyecanlı bir gündü o ilk geminin yanaşması. 2000'lerdeki en önemli kararlardan biri hijyenik ürün kategorisine girmekti. 2004'te bu kategoride tüketiciye sunulan iki marka hem yatırım hem de pazar büyüklüğü açısından gerçek bir sıçrama tahtası oldu. Yıllar sonra yeni bir tesis, yeni bir marka ve yepyeni ürünler tüm Evyaplıları heyecanlandırdı. Bunu 2006'da Aromel Kozmetik'in aileye katılması takip etti. Ve baba mesleğinin dünyanın öbür ucuna taşınma zamanı. Malezya'daki fabrikanın temelleri 22 Haziran 2012'de atıldı. Şöyle bir fırsat vardı. Sabun işimizin tedariğiyle ilgili baştan bir iş modeli gözden geçirmesi, iş modeli yenilenmesi fırsatı vardı. Ve biz o gün kendimize şu soruyu sorduk. Biz
savunuculuğa bugün başlasak, ama başlar başlamaz bugünkü volümümüzde bu baştan başlasak bu işi burada Tuzla'da mı yaparız, Malezya'da mı yaparız, nasıl yaparız sorusunu sorduk. Bu çok önemli bir stratejik bakış açısıydı. Önce bir karar aldık. Donyağından Palmyağan'a geçme kararı aldık. Ana ham maddemiz olarak. Peki nasıl yapalım bu işi? Burada mı yapalım yoksa kaynakta mı yapalım? Ya temeli doğaya dayanan doğal ham maddeyle yapılan herhangi bir işin büyük ölçekte dünyanın öbür ucunda yapılmasındansa kaynağın içerisinde yapılması çok sayıda esneklik ve rekabetçilik içeriyor. Malezya yatırım ortamı itibarıyla, sürdürülebilirlik ve altyapı itibarıyla çok daha iyi göründü bize. Malezya'yı seçtik. Ve o güne kadar yaptığımız natürel yağ sabunculuğunun, nötr yağ sabunculuğundan da asit sabunculuğuna geçmiş olduk. Malezya'daki Oleo Kimya Tesisi 2014'te faaliyete geçti. Tek çatı altında dünyanın en büyük kapasitesine sahip Oleo Kimya Tesisi'nde sabun, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ham maddesi üretiliyor. Bir Türk firmasının Malezya'daki ilk doğrudan yatırımı, uluslararası bir şirket olma yolunda ilk adım. Fikret Ev Yap'ın dediği gibi Ev Yap'ın davası Türk ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek, her şartta ayakta durmak ve büyümeye devam etmek. 2012'de de bu amaçla tarihi bir adım daha atıldı. Ev Yap, unutulmaz anıların biriktiği Ayazağa yerleşkesinden İstanbul Tuzla'da inşa edilen tesislere taşındı. Tuzla fabrikasında bugün kişisel bakım ve hijyen alanlarında son teknolojiyle üretim yapılıyor. ...2013 yılıyla birlikte Ev Yap, uluslararası alanda ivme kazanmaya devam etti. Rusya ve Ukrayna'da satış ve pazarlama ağı kurdu. Kısa sürede markalar pazarda büyük bir güç kazandı. Tüm çalışanlarının emeği ve sevgisiyle Ev Yap'a inanan, güvenen ve azimli bir ekibin sabun aşkıyla kurulan bir dünya. 51 yıldır Ev Yap'tayım. Benim hayatım zaten Ev Yap oldu. Burayı sadece ben değil, tüm çalışanlarımız kendi ailesi gibi görüyor. O nedenle canla başla çalışıyor herkes. Çocuk yaşta başladığım için çok uzun yıllar çalıştım. Ve artık işim, yani sabun bir parçam oldu. Yani her yeni üretimimizi rafa koyduktan sonra onları gidip seyretmek inanılmaz zevkli. Ve insanların onları ellerine alıp koklaması, bakması çok müthiş bir zevk veriyor insana. Ve onlarda da bizim bir payımızın olması gerçekten gurur verici bir şey. Uzun süre Ev Yap'ın evi olmuş Ayazağa'da bugün cıvıl cıvıl bir yaşam devam ediyor. Bir kurumun 90. yıla ulaşması son derece önemli ve değerli bir olay.
amacımız ve vizyonumuz ta 1927'de 90 yıl önce Rıfat Bey'in ürettiği bir kalıp sabunla başlayan yolculukta Ev Yap'ın uluslararası pazarlarda Türkiye'den çıkmış ama uluslararası pazarlarda tam bir uluslararası oyuncu gibi hareket eden lider kişisel bakım şirketi olarak yer alması bizim vizyonumuzdur, hayalimizdir. İnşallah bunun arkasındaki bütün paydaşlarla beraber inşallah bunu başaracağız ve hakikaten de inanıyorum ki Ev Yap'a bu yakışır, Ev Yap ailesine bu yakışır, Ev Yaplılara bu yakışır. Esasında Ev Yap ailesi soyadı Ev Yap olanlardan ibaret değil. Şirketteki Ev Yap ailesi biz bütün çalışanlarımızı, bütün çalışma arkadaşlarımızı bu ailenin mensubu olarak görüyoruz. Bütün partnerlerimizi, tedarikçileriyle, müşterileriyle beraber bu ailenin çok değerli parçaları olarak görüyoruz. Güzel şey, geçenlerde de Cumhuriyetimizin 94. yılı oldu. Bir gurur övünme vesilesi değil ama bir haz alıyor insan. Daha nice inşallah yıllar olur, gider. İnşallah güzel neticelerle, güzel yönetimlerle bir 90 yılı daha görür. Ümidindeyiz, inancındayız. Nice 90. yıllar kutlayabilelim inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ay yıldızlı bayrağın bize hürriyet sembolü olarak dalgalanması için canını veren, şehit olan, gazi olan insanlara da borçluyuz biz. Bugün onların nesli, onların soyu, onların ahfadı, torunları olan bizim yaşadığımız devirdeki insanların da hakkıdır beklemek bizden. 100 yaşımıza 10 kala çok mutluyuz. Her kalıp sabunla birlikte imzaladığımız akdi yerine getirdiğimiz için, kurucularımızın hayallerini geleceğe taşıdığımız için, hep genç kaldığımız için. Tüm Ev Yap dostlarına, dünden bugüne tüm çalışanlarımıza binlerce kere teşekkür ediyoruz. Birlikte genç ve heyecanlı kalmaya devam edeceğiz. 90. yaşımız kutlu olsun. Yaşasın 90. yıl.